Beyler, biz nerede hata yaptık acaba? O son lokmayı yemeyecektik müdürüm. Bayağı bir şişkinlik yaptı, büyük hata yaptık. Onu demiyorum lan. Yaptığımız milyonluk reklam neden tutmadı, onu diyorum. Reklam filmi neydi efendim? Ya ne olacak? Her zamanki klişe şeyler işte. Sanki başka bir şey mi var? Anladım efendim. Hani şu verdikleri krediyi sanki babasının hayrına veriyormuş gibi hoplayan zıplayan öyle kişiler var mıydı? Evet vardı. Zaten hep bu şekilde reklam çekiyoruz. Bu seferki milyonluk reklam neden tutmadı anlamadım arkadaş. Efendim belki insanlar artık bu sahtelikten, yapaylıktan, ne bileyim saçma sapan şeylerden bıkmıştır. İnsanlar da kim oluyormuş he? Biz milletin önüne ne koyarsak onu yemek zorundalar. Evet, yemek zorundalar. Çünkü mecburlar. Değil mi müdürcüğüm? Efendim gelin bir de şöyle bir şey yapalım. Bakalım ne olacak? Evet, dinliyorum seni. Ne yapalım? Efendim bir reklam filmi çekelim ve konusu da şöyle bir şey olsun. Bir adam yorgun argın işten eve gelir. Sonra? Sonra bu adam mahalleden geçerken gizlenerek yürüsün. Sonra? Sonra birden hızlı adımlarla eve gitmeye başlar. Efendim aksiyon galiba şimdi başlayacak. Ay çok heyecanlandım. Sonra ne olacak? Evet. Aksiyon çoktan başlamıştır. Ulan ben de heyecanlanmaya başladım. Sonra ne oluyor? Sonra birden duruyor. Neden? Ne oldu mu? Ayakkabısı yırtık olduğu için koşarken rahatsız oluyor. O da ayakkabısını çıkarıp çıplak ayaklarla koşmaya başlıyor. Aslanım be! Yürü be! Kim tutar ulan seni? Ay çok heyecanlı değil mi müdürüm? Koş aslanım koş! Yerimde duramıyorum valla! Seri adımlarla hızlı bir şekilde giderken durup etrafına bakıyor dikkatlice. Çok iyi ya! Havaya da baksın. Etrafını kontrol eder, sonra dikkatlice gider evine girer. Bu arada bu niye gizleniyordu? Niye olacak? Esnafa borcu var, yakalanmamak için. Oho, esnaf kredisine çaktık desene. Vallahi iyi çaktınız müdürüm. Kapıyı karısı açmıştır ve artık evlerindeler. Ne güzel. Sıcacık yuva buldu. Ev kredisine dayanız. Ay çok güzel dayadınız müdürüm. Güzel güzel. Ona daha çok var efendim. Başka bir şey dayamışlar. Ne? İhtiyaç kredisi. Sonra ne oluyor? Sonra bunlar evde tartışmaya başlıyorlar. Ay çok heyecanlı değil mi ya? Saçını başını yolsun Yeloz'un. Evet heyecanlı. Ulan bir sus be. Adam bir şey anlatıyor şurada. Sonra? Sonra adam evi terk ediyor. Ay vallahi tüylerim tiken tiken oldu. Bak ok gibi. Hay senin de tüylerin de bir susmadın gitti be. Sonra? Adam tam evden çıkarken pat! Araba çarpıyor. Ay müdürüm kim kime çarptı anlamadım vallahi. Oh ne güzel. Sağlık kredisine çarptık. İnanılmaz etkileyici, mükemmel bir film. Ay bayılacağım ben burada müdürüm. Sonra adam ölüyor ve kadın sokakta kalıyor. Final. Bu ne biçim reklam filmi lan? Bence çok güzel filmdi müdürüm. Hatta film değil hayatın ta kendisi. Ay ben çok etkilendim. Sürekli dönen banka reklamlarında neşeli, cıvıl cıvıl, hoplayan zıplayan sahte insanlar yerine gerçek hikayeleri anlatın. Bence daha iyi. Gerçekten şaheser bir film olacak bu. Kesin Oscar alır. Çünkü ben bu filme kalbimi bıraktım. Kes lan ne diyorsun sen? Sen kimsin lan? Vallahi efendim ben burada temizlik bölümünde çalışıyorum. Kredi lazımdı, sordum aşağı, yukarı çık dediler. Geldim buraya muhabbeti duyunca gerçekleri anlatayım dedim.
Sen inanılmaz birisin. The Andy Ghost Oscar temizlikçi. Kes dedim lan sana. Andy Ghost'muş. Ne Andy Ghost'u? Totoş. Çık lan sen de dışarı. Peki efendim, çıkarım. Yalnız siz de şunu iyi bilin ki çektiğiniz reklam filmleri insanları mutlu etmiyor. Ocağını söndürüyor. O zaman bankayla çalışmayın. Kredi çekmeyin. Bize ne? Mesele bankayla çalışmak değil ki efendim. Mesele buraya kredi çekmeye gelen insanların donuna kadar soyma hırsınız. Ay bayıldım ben bu filme vallahi. Özellikle de don kısmına. Ama don kırmızı olursa daha etkileyici olur. Başlarım lan senin donuna. Sen de çık lan dışarı, kovuldun. Peki efendim. Hayatımız işte sizin gibi vicdansızların elinde. Hem kovup işsiz bırakıyorsunuz, hem de sizden kredi çekelim diye kendinize mahkum ediyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Mükemmel bir performans. Bu filmi hemen çekelim müdürüm. Ben kendim sponsor olacağım, vallahi bak. Tam bir aptal yemin ediyorum. Ulan senin gibi biriyle piyasayı yönetmeye çalıştığım için kendimden utanıyorum. Lan biraz uyanık ol, fırsatçı ol, düdürme karnası. Öyle demeyin müdürüm. Don detayı harikaydı. Hatta filmde bol bol gösterelim. Zoom yapalım. Tebrikler, mükemmel.